Efendim hayırlı pazarlar Ülke TV ekranlarına. İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, Özlem Zengin'le birlikte. Bu hafta da çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Stüdyomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Özlem'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sayın Bakanımız doğrusu ilk özel bir yayına katılıyor. Daha önce hep gelişmeler bağlamında mutlaka basına açıklamaları oldu. Medyanın sorularına cevap verdi ama mükellef olarak bir programa ilk kez geliyor. İki kadının moderatörlüğündeki bir programa gelmesi de bizi hasreten çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Şimdi aslında bizim programımızın yayın süresi 2 saat. Ama bugün ne yazık ki Naim Süleymanoğlu, evet, milli halterciğimizi kaybettik. Cenaze törenine katılacaksınız. O yüzden biraz da bir de çıkmanız gerekiyor yayınla. Biraz zamanımızı da ekonomik kullanmak için konulu başlıklarımızda bir kategorizasyona, bir sıkıştırmaya gittik. Aslında şuradan başlamak istiyoruz. Özlem'le de sizinle de yayın öncesi konuştuğumuz gibi. Bakanlar Kurulu'ndaki iki kadın bakandan birisiniz ve çok uzun bir zamandan sonra Bakanlar Kurulu'muzda ikinci kadın bakan nihayet oldu. Ki aslında büyük bir beklenti var, toplumun yarısı kadın. AK Parti'nin bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Ve nihayet bir çalışma bakanımız da böylece kadın olarak kurulda yer aldı. Biraz genç bir isim olmanızın da getirdiği bir sonuç belki. Sizi tanımak isteriz. Hani ben gazeteci olarak yakından takip ediyorum. Özlem öyle siyasetçi olarak biliyor ama bir kamuoyunun genel anlamda sizi yakından tanıyabilmesi için şöyle kısaca bir kendinizi, geçmişinizi hatırlatır mısınız bize? Evet, teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlerimize öncelikle iyi pazarlar dileyerek başlamak istiyorum. Tabii bugün ülkemiz açısından çok kıymetli bir sporcu olan milli sporcumuz, olimpiyatlarda bizim yüzümüzü her daim ağartmış cep herkülü olarak ülkemizde nam salmış Sayın Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz de. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah buradan sonra cenaze törenine de katılacağım. Ülkemizin başı sağ olsun. Dediğiniz gibi tabii AK Parti dönemlerinde, kabinede, geçmiş dönemlerde birden fazla kadın bakanı olduğu dönemler oldu. Çok da başarılı arkadaşlarımız da oldu. Bu dönem belki farklılık olarak kapsama alanı çok büyük olan bir bakanlıkta bir kadının ve 26 sene sonra bu alanda bir kadının görevlendirilmiş olması nedeniyle çok önemli. İmren Aykut'tan sonra 26 sene önce, evet, Sayın İmren Aykut, onunla da bir görüşmemiz oldu. Tebrik etti, bir araya geldik. Olması nedeniyle tabii kamuoyunda çok daha fazla bir yankı uyandırdı diyebiliriz. Bir de tabii çalışma alanı daha erkek bir alan. Sanki erkek işi gibi de algılanan bir alan. Evet. Öyle değil mi? İçinde olduğumuz dönemde de açıklıkla söylemem gerekirse çok güçlü paydaşlarımız var ama tabii hem yönetim kurullarında hem yapılarında erkek ağırlıklı güçlü paydaşlarımız var. Ben umuyorum ki bakanlığın bir kadın eli değmiş olmasının bu paydaşlarımızın da yönetimlerinde bir farkındalık oluşturmasını ve yönetim kademelerinde kadın sayılarında tüm paydaşlarımızın, sendikalar, konfederasyonlar, meslek örgütleri hepsine toptan bir çarpan etkisi yapmasını arzu ediyorum ve bir arada olduğumuz her platformda da bunun altını çiziyorum doğrusu. Siz zaten sendika üzerinden geliyorsunuz değil mi? Yani sendikaların kadın örgütlenmesi üzerinde bir çalışmayla aslında siyasete geldiniz, evet, değil mi? Çalışma ekonomistiyim. Oradan başlamak istiyorum. Gazi Üniversitesi'ndeki Fadime Hanım'la da bakanlıktan çok kısa bir süre önce Gazi Üniversitesi'nde bir, evet, konferansta bir araya gelmiştik 8 Mart vesilesiyle. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümünden. Alan aslında uyumlu bir alan. Bunun için söylemek istiyorum. Aslen Adanalıyım. Anne tarafım Elazığlı. Ama Ankara milletvekiliyim. Büyük bir onurla, gururla 2 sene boyunca Ankara'nın, başkentimizin vekilliğini yapmayı Allah nasip etti. Partimizde yetiştim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tamamen teşkilatlardan, kadın kollarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, biliyorsunuz AK Parti'de kadın kollarının önemi, çalışma azmi, disiplini bir okul gibi değerlendirebiliriz. Çok farklı kademelerinde görev aldım. Ama tabii partimizde, ben de sizinle
Diyarbakır'da tanıştığımızı hatırlıyorum. Evet, Diyarbakır'da AK Parti'nin bir çalışması vardı. Hı hı. Ve orada tanıştığımızı hatırlıyorum. Evet. Partimdeki ilk görevim sandık kurulu görevlisiydim. Evet, onu söyleyeyim. Ne güzel, oralardan aşama aşama okul sorumlusu olduk, bina sorumlusu olduk. Her kademesinde partimizin verdiği görevlerde onurla, gururla yer aldık. Hı hı. Kadın kolları MKYK üyeliği yaptım 3 dönem. En son görevim Halkla İlişkiler Başkanlığı'ydı. Hı. Bir dönem 2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Hı, diğer taraftan da çalışma hayatımda yine sendikal hareket içerisinde farklı kademelerde uzmanlıktan başlayan Kadın Komitesi Başkanlığı ve sendikanın 81 ildeki konfederasyonun örgütlenmesinin yapıldığı bir sürecin sonunda o camiada ilk kadın sendika başkanlığı görevini de Allah nasip etti. Buralardan sonra tabii 7 Haziran seçimlerinde Ankara'dan milletvekili adayı oldum. Sonrasında 1 Kasım seçimlerinde tekrardan partimizin ikinci olağanüstü kongresinde MKYK üyesi olarak seçildim ana kademe. Üçüncü kongrede de tekrardan bu görevimiz devam ediyor. Şu anda da MKYK üyesiyim aynı zamanda. Sahada olan vatandaşlarımızla Ankara'da 2 sene boyunca gerçekten acı günde, tatlı günde çok diyaloğun, muhabbetin, gönül birlikteliğin olduğu bir dönemi geçirmiştik. İnşallah bu dönemin bakanlığıma da yansımasını arzu ediyorum. Sahada olan bir bakan olacağım. Kadınlarımızla, gençlerimizle, engellerimizle, yaşlılarımızla. Çünkü 80 milyonu kucaklayan, kapsayan bir bakanlık. Evet. Yaptığımız her çalışma, attığımız her adım hanelerde ses veriyor, yankı buluyor. Bu anlamda sorumluluğumuz büyük. Evet. Rabbim inşallah yardımcımız olacak. Allah milletimizin Allah duasını alarak hayırlı işler yapmak için var gücümüzü çalışacağız. Başarılar dileriz. Şimdi, tabii genç bir bakan olmanız, mutlaka aileniz sizin attığınız her adımda sizinle gurur duydu ama herhalde kızının bu kadar yolunu hızlı aşama kaydetmesi, bütün basamakları ilerleyerek çıkması ve bakan olması ailede de bir yankı uyandırmıştır. Onların duyguları, düşünceleri nasıl? Ailemde siyasetle ilgilenen, daha doğrusu sülalemde diyebilirim. Her iki kesimde de hem anne tarafında hem baba tarafında ben tek, ilk deneyim. Gurur duyuyorlar, mutlu oluyorlar. Tabii biz mütevazi bir aileyiz. Ben esnaf kızıyım. Şu anda da emekli bir esnaf kızıyım. Bu anlamda tabii ki dua ediyorlar arkamızdan. Eleştirileri oluyor, önerileri oluyor, güzel fikirleri oluyor. Ama sabahtan akşama kadar arkamızda onların duaları var. Annemizin, babamızın, ailesinin. Hikayenizi dinlerken şu çok önemli diye düşünüyorum. En güçlü hikayeler sade hikayelerin başarı hikayesi. Hani biraz evvel dediniz ya, ben bir esnaf çocuğuyum. Türkiye aslında, Türkiye siyaseti hep söylüyorum, çok gerçek bir zeminde ilerliyor. Yani Türkiye'nin en sahici şeyi, mecrası bence siyaset. Evet, evet. Çünkü kurgusal değil. Ve katmanlar arasında gizlenmiş kendi insanını öne çıkarıyor. Ve o öne çıkardığı insanına kendi hayat hikayesinden yola çıkarak memlekette öncü bir lider olma imkanı veriyor. Bu liderlik bazen işte Cumhurbaşkanımız olduğu gibi Cumhurbaşkanı olarak, bazen Başbakan olarak, bazen Bakan, bazen Belediye Başkanı. Ve kadınlar için de işte biraz evvel Bakan Hanım kendi hikayesinden yola çıkarak anlattı. Ne kadar aslında böyle herkese alan açan, evet, eğer çıkabilirsen bu masabakları işte adım adım sandıktan başla, okula gel, oradan meclis üyesi, meclis üyeliğinden partinin en üst organlarına gel ve her birinde de sen bu ülkenin yetiştirdiği aslında perdeler arkasında o yakın çevre dışında kimsenin bilmediği bir başarı hikayesi inşa ediyorsun. O yüzden bence Türkiye siyaseti çok zengin. Bunu görebilenler için. AK Parti olarak da bunu özellikle altını çizmek lazım. AK Parti çünkü bunu en iyi gören parti. Evet. Ve özellikle kadınlar üzerinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyi, bu öyle diyelim potansiyeli en iyi gören isim olduğu için hem kadınlarda hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar öncü ve modellenen farklı bir parti. Evet. O yüzden biz sizin hayatınızda da bunu birebir dinlemiş olmak, hep anlattığımız bir şeyin aslında nasıl bir yansıması olduğunu, hayata geçtiğini görmüş olmaktan da mutluluk duyduk. Tek sermayesi çalışmak olan bir parti. Mütevazi bir aileden gelen birisiyim. İnşallah çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti de aynen dediğiniz gibi sermayesi çalışmak. Evet, başka evet bir şey yok. 15 yıllık başarı hikayesinin aslında ben temelinin bu olduğunu düşünüyorum. Doğru. Toplumun tüm kesimlerinde, diğer bakan arkadaşlarımızın, vekillerimizin de hayat hikayelerine baktığımız zaman aynı izleri görüyoruz. Evet. Tüm kesimleri temsil eden,
hepsini içine alan, kapsayan bir profilimiz var. Bu da bence 15 yıldır başarı hikayemizin temellerinden biri. Türkiye'nin de başarısı aslında buna bağlı. AK Parti siyasetinde de Türkiye'nin büyüyen yüzü, taşıyıcı gücü olarak da aslında orta sınıfın, tam da bu toplumun orta katmanlarının dönüştürücü gücünü ve enerjisini değerlendirerek Türkiye'nin büyüdüğünde görebiliyoruz. Şimdi o orta kesimden çok sayıda soru geliyor. Evet. En çok hangi sorular vardı Fatih? Taşeron. Yani özellikle taşeron olarak görev alan, iş yapan insanlarımızın kamuda ne zaman istihdam edileceklerine ilişkin soruları en fazla yoğunluklu olarak gelen soru. Sizin de bu alanda çalıştığınızı ve 2017 bitmeden bir sonuca bağlayacağınızı İnşallah. Haberini aldık ama detayları dinlemek isteriz izleyicilerimizle. Tabii alan... Taşeron konusuyla ilgili alan AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli değil. Geçmişten beri ülkemizde uygulanan bir çalışma şekli. Biz iktidara geldikten sonra disipline edilmiş, kuralları netleştirilmiş, arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar, sorunlar, bunlarla ilgili güçlü adımların atıldığı bir dönem aslında. Evet. En son gerçekleştirdiğimiz yasal düzenleme ile birlikte eskiden sendikalara üyelik söz konusu değildi. Sendikalara üye olma hakkı getirildi. Toplu sözleşme hayal bile edilemez bir alandı. Toplu sözleşme yapma imkanı var. Kıdem tazminatları, ücretler, diğer taraftan yıllık izinler, iş yeri içerisindeki çalışma şartları, farklı asansörlere binilmesi, farklı yemekhanelerde farklı yemeklerin yenilmesi gibi çok çalışma hayatının aslında içerisinde çalışma barışının da bozucu nitelikte, insan onuruna yaraşmayan şekilde bazı uygulamalar geçmişte yaşanmıştı ama bunların hepsi disipline edildi. Şimdi biliyorsunuz 7 Haziran sonraki süreçte özellikle 1 Kasım seçimlerinde bu konuyla ilgili taşerondaki kardeşlerimizin kamuda istihdam imkanlarının geliştirilmesiyle alakalı olarak söylemler söz konusu olmuştu. Bununla ilgili adım atmak için göreve geldiğimiz ilk andan itibaren özellikle de 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı ile ilgili referandum sürecinde sahada bizlere en çok gelen konulardan birisiydi. Hı hı. Çok ciddi bir beklenti, çok ciddi bir talep olduğunu biliyoruz bu konuda. Bununla ilgili göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çalışmalara başladık. Belli bir çalışma vardı Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık, inanın gece gündüz. Çünkü alan çok geniş bir alan. Farklı talepler yansımaları, var. Farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik. Çalışmalarımız belli bir aşamaya geldi. Sayın Başbakanımıza arz ettik ilk taslaklarımızı. Onun bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar bir revize üstüne çalıştık bununla ilgili bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız. Burada bir tartışma olacak. Hı hı. Kendi iç mekanizmalarımızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında hızlı bir biçimde bu kurum mu tamamen kalkacak? Yani taşeron denilen tanımladığımız evet bu yapı mı tamamen kalkacak yoksa bu yapın içerisinde yeni bir biraz evvel bahsettiğiniz o asansör vesaire yemek meselesinde olduğu gibi daha yaklaşan bir model mi olacak? Şu anda yaptığımız şey biz taşerondaki yapıyı aslında oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz. Hedefimiz bu. Bundan bu sonra taşeron şeklinde bir çalışma şekli kamuda olmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var. Kademe bir geçiş mi olacak yoksa büyük bunları bir rakamdan bahsediyoruz. Bunları tabii ki işte bekleyen kitle çok fazla olduğu için ağzımızdan çıkacak bir kelime gerçekten farklı yankılar uyandırabiliyor. Bunun sorumluluğuyla ilk günden itibaren konuşmaya çalışıyorum. Her şey tam netleşmeden paylaşmak burada doğru değil. Çünkü daha az önce de ifade ettim. Tekrardan sunacağımız mekanizmalarımız var. Onay alacağımız mekanizmalarımız var. Sonuçta bu sadece iki bakanlığın çalışması olsa da hükümetimiz karar verecek. Oluşacak modele, yapılacak çalışmalara. Bu anlamda Bakanlar Kurulu'nda konuşmadan detaylı
detayları paylaşmak doğru değil. Diğer bakanınız Maliye Bakanlığı ile çok tabii olarak. Maliye Bakanlığı ile. Şu tabii. anda da zaten taşeronla ilgili vizeleri, izinleri veren Maliye Bakanlığı. Bu bağlamda. Bu işin bir de çok yüklü bir mali boyutu evet. var. Taşerondaki kardeşlerimiz aslında konunun ne kadar çetrefilli olduğunu biliyorlar. Sözleşmeler yapılırken, ihaleler yapılırken, yapıldıktan sonraki süreçleri, farklı şekilde yapılan ihaleler, sonrasında farklı şekilde çalışma şekillerinin oluşma durumu süreç içerisinde olabiliyor, oldu. Bunları taşerondaki kardeşlerimiz bizi daha iyi anlıyorlar diye düşünüyorum. Bu konuda hassas çalışma sebeplerimizi de çok iyi anlıyorlar. Ben gayretimizi de gördüklerine inanıyorum. Ve inşallah açıkladıktan sonra da bu modelin yapılabilecek en iyi model, süreci yönetme açısından en uygun model olduğunu da inşallah görecekler ve bizlere de destek olacaklar Tabii diye inanıyorum. Tabii şu önemli, bakalım ifade etti. Şu önemli bence de. Bir defa burada gönül ister ki hemen her şey evet yapılalım. Fakat sürdürülebilir bir şey yapmak yani Türkiye ekonomisi açısından sürdürülebilir bir şey yapmak çok önemli. Evet. Yani burada amaç insanların bugün değil 10 sene sonra belki bugün bunları verebilirsiniz. Türkiye siyaseti aslında bu popülizm yüzünden buralara geldi. Sizin belki öyle gelmek istersiniz. Açıklamanız da vardı geçtiğimiz günlerde. Yani Türkiye siyaseti daha öncesinde vaatler üzerinden buraya geldi. Özellikle de o omurgayı oluşturan insanlarımız, işçilerimiz, o kardeşlerimiz üzerinden. Erken emeklilik dediğimiz şey bugün cazip, o gün cazip göründü ama 20 yıl sonra Türkiye için ipotek altına alan çok büyük bir sıkıntıya dönüştü. Şimdi bugün sizin vereceğiniz kararlar Akberat'ın vereceği kararlar o kardeşlerimizin evlatlarının hatta kendilerinin emeklilik günleriyle alakalı noktaya geldiğinde Türkiye için belki bir handikap olacak. O yüzden hakikaten çok ağır bir sorumluluk. Sadece siz yarın için işte seçim için karar vermiyorsunuz. Bir taraftan Türkiye'nin geleceği için karar veriyorsunuz. Öyle önemli bir şey ki. Öyle olsaydı seçim ya da başka bir şey olsaydı zaten 2018'e girmeden önce bunu halledeceğiz demezdik. 2019 yılında biliyorsunuz seçim takvimimiz başlayacak. Biz sadece kardeşlerimizin taleplerine, beklentilerine duyarsız kalamazdık. Bununla ilgili de daha önce söylediğimiz sözler vardı. Bunun gereğini inşallah yerine getireceğiz. Bu konuda çok samimi bir gayret olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. İmkanlar çerçevesinde olabilecek en uygun modeli oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah taşerondaki kardeşlerimiz de memnun olacaklar. Bunun müjdesini de vermiş oldunuz. Şimdi kadınların istihdamı konusu herhalde Çalışma Bakanlarının en meşgul olduğu konulardan birisi. Ama bir kadın çalışma bakanının hasaten ilgilendiği bir alan olmalı. Evet. Az önce kuliste de konuştuk. Belki hani kamuda ya da özelde orta düzeyde, alt kademede çalışanlar yarı yarıya, kadınlar, erkekler belki daha oranlı olabilir ama herhalde yönetici sınıfına doğru yükseldikçe o istihdam ve görevlendirmelerde bir azalma oluyor. Kadınların istihdamı ile ilgili hangi konular var masanızda? Evet, istihdam konusu şu an en öncelikli gündem maddemiz. Göreve geldikten sonra çalışma ekonomisi de olmam hasebiyle ve geçmişten bugüne gelen bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesini Türkiye'nin istihdamla ilgili, iş gücü piyasalarımızla ilgili daha üst seviyelere getirme hedefini koyduk. Göreve geldiğimizde 6 aylık eylem planlarımızı hazırladık. Burada biz kadınlarımız, gençlerimiz ve engellilerimizle ilgili istihdamlarına, iş gücü piyasalarına, girişlerine ve devamlarına yönelik daha güçlü adımlar atma hedefini kendimize koyduk. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben kadın çalışmalarının da içinden gelen birisiyim. Bu konuların gerçek anlamda başarıya ulaşması, kadınlar, gençler ve engellilerle ilgili ancak bütüncül politikalarla aynı bakış açısını birçok alana yansıtarak olabileceğini de biliyorum. Sadece o yüzden kadın, genç, engelli olarak değil bütün bir istihdam politikamızı tekrardan gözden geçiriyoruz. Geçmişten bu yana çok ciddi teşviklerimiz, çok ciddi desteklerimiz, çok önemli iş gücü piyasamızda bu alanlarda başarı sağlamamıza katkı sağlayacak iş kanunumuz başta olmak üzere birçok alanda yasal düzenlememiz oldu. Ve bunun etkileri de çok olumlu bir biçimde iş gücü piyasamıza yansımış durumda. Son 10 yıla baktığımız zaman bugün Avrupa Birliği'nde en fazla istihdam arttıran 4. ülke konumuna gelmiş bir Türkiye var. Ki yaşadığımız onca badireye rağmen
Baktığımız zaman 2007'den bugüne gerçekten Türkiye'nin önüne çıkarılan engeller, hı hı. Türkiye'nin gelişmesi, hızı, koşmasının önünün kesilmesine yönelik atılan adımları hep birlikte yaşadık. En son 15 Temmuz. 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminin ardından bile Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir milli istihdam seferberliği başlatıldı. Ve bu istihdam seferberliği kapsamında ben buradan tüm ilgili kesimlere de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle iş dünyamıza çok büyük bir gayretle, çok büyük bir hassasiyetle Türkiye'nin önüne çekilmek istenen bu setteki ekonomimize yönelik de çok ciddi girişimler oldu 15 Temmuz sonrasında. Bunlara rağmen birlik beraberlik içerisinde çok güçlü bir başarı elde edildi. Bu başarı bile şu anda gölgelenmek isteniyor. Şimdi baktığımız zaman en son Ağustos ayı rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Evet. Bizim kendi Sosyal Güvenlik Kurumumuzun da bir istatistik yapısı var. İstihdam seferberliği kapsamında şu anda 1 milyon 455 bin kişiye iş imkanı yaratılmış durumda. Hı hı. 2016 Aralık'tan Ağustos'a kadar geçen dönemde bu kadarlık bir istihdam yaratılmış. Başka hiçbir ülke bunu yapamazdı, Türkiye'den başka. Bununla ilgili bir eleştiri var, onu da yöneltmek isterim. Stajyerlerin de istihdam edildiğinin gösterildiği ve rakamın öyle büyüdüğüne yönelik bir eleştiri. Şimdi evet, Plan Bütçe Komisyonu'nda sunumumuz vardı Cuma günü. Orada da dile getirildi. Şimdi bazı bilgi eksiklikleri var. Bu bilgi eksiklikleri sebebiyle algı maalesef bir değişikliği yaratılmaya çalışılıyor. Bunun için de bu bilgi eksiklikleri ya bilinçli ya bilinçsiz şekilde maalesef ki kullanılıyor. Şimdi biz kayıtlarımızda, özellikle istihdamla ilgili kayıtlarımızda, eğer uzun vadeli sigorta primleri yattıysa kullanıyoruz. Şimdi staj, çıraklık vesaire, buralarda kısa vadeli primler yatıyor ve bunların ayrıldığı istatistiklerimiz zaten web sayfamızda açık ve şeffaf şekilde yayınlanıyor. 1 milyon 455 bin içerisinde tamamı kamuda, özelde, stajyer, çırak dahil olarak söylediğim rakam. Çırak ve stajyerleri çıkardığımız zaman 1 milyon 266 bin kişilik bir artışımız söz konusu. Ki bu artışlar TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklerde de ortaya çıktı. Birebir örtüşen, ki TÜİK uluslararası standartlara uygun olarak, yani Eurostat'la, uluslararası istatistik kurumlarıyla akredite olmuş şekilde bu istatistikleri yayınlıyor. Ne olursa olsun Türkiye şu anda istihdam konusunda dünyanın örnek aldığı, yaşamış olduğu süreçleri, 2019 gibi bir küresel kriz süreci dünyanın hala etkilendiği bir süreç. Biz kriz önceki dönemlerden de daha üst seviyeye getirmiş durumdayız istihdamla ilgili konuyu. Tabii kadın konusu bu bağlamda istihdam oranlarımızdaki artışta çok ciddi etki sahibi. Şimdi 10 kadın senede, istihdamının artması neden bizim için çok önemli? Kadın olmazsa kalkınma eksik olur. Bir şekilde üretime, yönetime, her alanda, siyasette kadınların... Ya şunu aslında sormak istiyorum. Yani, daha açmak için aslında soruyu soruyorum. Etkin olması önemli. Şu manada tek kanatlı bir kuş uçamaz. Türkiye'de kadın olmazsa ilerleyemez, gelişemez. Ben aynı tabii kanaatleri paylaşıyorum. Şunu açmak istiyorum. Türkiye'nin ne kadar bir açığı var? Yani biz mesela kadınlarımızı nasıl daha etkin iş hayatına taşırsak, bu Türkiye ekonomisine nasıl bir ivme kazandıracak? Aslında bu soruyu sormak için onu sormuş oldum. Bunlar zaten bütün istatistiklerin alt bileşenlerinde ortaya çıkan konular. Son 10 yıla baktığımız zaman toplam 7 milyon 775 bin kişi iş gücü piyasamıza girmiş. 6,5 milyon istihdam sağlanmış Türkiye'de. Bu 6,5 milyon istihdamın 3 milyonu kadınlar tarafından oluşturulmuş. Çok güzel. Artan bir kadın talebi var. Bunu her alanda görüyoruz aslında. Sokakta da, sahada da. Bizim iş kuru olarak faaliyetlerimizden en fazla kadınlar faydalanıyor. Mesleki eğitim kurslarımızdan baktığımız zaman, işbaşı eğitim programlarımız, özellikle girişimcilik desteklerimizden en yüksek talebi kadınlardan alır haldeyiz. Çok ciddi bir artan bir sinerji var. İnşallah bunu daha çok sahaya yansıtabilirsek, istatistiklere yansıtabilirsek, alan açabilirsek bunun Türkiye'ye etkisinde çok güçlü olacağını düşünüyorum. En fazla kadın istihdamı arttıran 10 yıl içerisinde dünyadaki Türkiye ülke. Şimdi şununla da aslında paralel giden bir süreç var. AK Parti hükümetlerinin genel politikası bu. Türkiye'deki nüfus artış oranları ile ilgili de hani ivmenin
tersine düşmesi ve nüfusun yaşlanması ihtimaline karşı 3 çocuk önerisini Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde AK Parti öneriyor ve ama bir taraftan da kadınların iş hayatına olabildiğince daha çok girmesini istiyor. Ama 3 çocukla birlikte işte doğum izni, süt izni hem bir taraftan da bu izinleri ve hakları yaymak istiyor. Ama özel sektörde özellikle bunun işveren açısından onu sıkıntıya sokacak ve kadın çalışan tercih etmesini engelleyecek bir sonucu da doğuyor herhalde. O makasın ucu açıldıkça onu nasıl bir araya getiriyorsunuz? Bir dengeleyici politikalar hayata geçiriliyor. Az önce de söylediniz. Tabii bu rakamların böyle 3 milyon rakamlarına ulaşmak kolay bir şey değil. Anayasadan başlayarak iş kanunda, medeni kanunda, borçlar kanunda, her alanda kadınla ilgili çok ileri düzenlemeler, bir devrim gerçekleşti Türkiye'de kadınla ilgili. Tabii bunun yanında çalışmanın da bir hak olduğu, analığın da bir hak olduğu gerçeği üzerinden bu politikalar oluşturuldu. Bu bağlamda kadının iş ve aile yaşamını uyumlaştırması anlamında çocuk ve kariyer arasında tercih yapmak zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Bununla ilgili en önemli düzenlemeler başta iş kanunumuzda biliyorsunuz doğumdan sonra yarı zamanlı çalışıp ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay tam zamanlı çalışıyormuş gibi sigortası yatıyor kadınların ve maaşları gerçekleştiriyor. İstediği an aslında dönmeyeyim ki bunlar maksimum süreler. İstediği zaman kamuya yani, da getirdik şu an. Maliyetini devlet üstleniyor. Biz evet işsizlik sigortamızdan bunu karşılıyoruz ve gerçekten önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Kadınları sıkıştırmamak gerekiyor. Yani tercih imkanlarını, alternatiflerini ortaya koymak gerekiyor, çoğaltmak gerekiyor. Bu alternatifleri yani esnek çalışmada bu alternatiflerden birisi aslında güvenceli olarak bir zorunluluk değil, bir tercih olarak güvenceli esnek çalışma modelleri de kadınlar açısından önemli alternatifler diye altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan eğitim imkanına erişim arttıkça, eğitim seviyesi arttıkça kadınların iş gücü piyasasına daha yoğun şekilde girdiğini ve iş bulma imkanlarının daha da yükseldiği tespitimiz var istatistiklerimizden. Bu bağlamda kadınlarımızın iş gücü piyasasının aramış olduğu, ihtiyaç duyduğu iş ve mesleklerle alakalı olarak niceliklerini, niteliklerini arttırıcı programlar uyguluyoruz. Özellikle İşkur aracılığıyla. Bu programları uygularken de kadınlarımızın bu programlara katılımının önünde engel olabileceğini düşündüğümüz konularla ilgili de önlemler alıyoruz. Çocuğu varsa çocuğunu bırakacağı bir alan oluşturuyoruz. Evet. İşte bir ücret veriyoruz biliyorsunuz meslek eğitim kurslarıyla alakalı olarak katılımcılarımıza. Bunlar da cazip hale getiriyor. Ve kadınlarımızın artan şekilde niteliklerinin arttığını görüyoruz. Yani İşkur imkanlarından 1 milyon 300 bin kadınımız faydalanmış durumda. Çok iyi bir rakam, çok güçlü bir rakam. Tabii kadınların iş gücü piyasasına yoğun bir biçimde katılımı, iş gücüne katılım oranlarındaki artış ki şu anda %33'ler seviyesine ulaşmış durumda. Hedefimiz 2023'te 41 ulusal istihdam stratejimiz bağlamında ulaştırmak. Artması aslında işsizlik oranlarının düşüşü bağlamında bir dezavantajı da Türkiye açısından oluşturuyor. Ama biz diyoruz ki biz bu dezavantajı gösteririz. Bununla ilgili yeter ki kadınlarımızın iş gücü piyasasına katılımları konusunda engel olmasın, katılsınlar. Biz yeni iş imkanları yaratılması konusunda gerekli çabayı, gerekli alternatifleri oluşturmak için çalışacağız diyoruz. Aslında herhalde iş hayatına katılması zor olan, şartları itibariyle zor olan vatandaşlarımızın bir kısmı da engellilerle ilgili böyle bir sorun yaşıyoruz değil mi? Yani hayata katılımı, çalışma hayatına katılımı, sokağa çıkışı bile o kadar zor ki aslında pek çok konuda ama çalışma zorunluluğu da var. Bu konuda özellikle onların işlerini kolaylaştıracak ne tür çalışmalarınız var engel çalışanlarla ilgili? Yani geçmişten bugüne baktığımız zaman başarı hikayesi olarak nitelendirdiğimiz o süreçlerde aslında yapılan en önemli çalışmalar engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle ilgili yapılan çalışmalar diye ifade edebilirim. Artık dört duvar arasına saklanan, aileler tarafından kamuoyu önüne, toplum önüne çıkarılmaktan çekinilen bir kesimden bahsetmiyoruz. Önlerindeki bütün engelleri kaldırmak için son 15 yıldır var gücüyle çalışmış bir AK Parti hükümetleri dönemi var. Bu anlamda en çok gurur duymamız gereken, onur duymamız gereken alanın da ben engelli kardeşlerimizle ilgili alan olduğunu düşünüyorum. Ve istihdam boyutu da bu şekilde. 2002 yılında 5000 kişi
kamuda engelli, 5000 engelli kardeşimiz istihdam edilirken bugün 50 bine ulaşmış bir kamuda memur olarak 10 katına çıkmış durumda. Diğer taraftan sistemde değişiklikler yapmışız. Daha adil, daha ulaşılabilir. Tüm engelli kardeşlerimizin durumlarıyla ilgili olarak politikaların oluşturulduğu, süreçlerin oluşturulduğu bir yeni sınav sistemine geçiş yapılmış durumda. Sadece herhalde arkada da bir filmimiz dönüyor. Benim için de çok önemli. Esma ile ilgili bakanlığımız evet, tarafından hazırlanan Elazığ'a ben bakan olduktan sonra ilk ziyaretimi yaptım. İşkur tarafından gerçekleştirilen kursları, İşkur destekleriyle iş açmış olan kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman Esma'nın hikayesi beni çok etkilemişti. İşitme engelli bir kardeşimiz. Evet. Evet. Ve gerçekten el emeğiyle şu anda ailesinin bile geçimini üstlenecek şekilde ve her şeyden önemlisi yüzü gülüyor, gözleri gülüyor, mutlu bir kızımız. Bu şekilde alternatifli olarak birçok politikayı uyguluyoruz. Mesleki eğitim kurslarımız var engelli kardeşlerimize yönelik. Girişimcilik desteğimiz 36 bin TL'lik ki bugünlerde de başvuru günleri tüm engelli kardeşlerimize de buradan duyuralım. 7 Aralık'a kadar başvurularını yapabilecekler. 50 bin TL'ye çıkardık rakamı. Kendi işlerini kurmayla alakalı geri ödemesiz hibe şeklinde. Bugüne kadar 779 kardeşimiz işlerini kurmuşlar. Ankara'da da geçenlerde ziyaret etmeyle ilgili planımız oldu ama edemedik. Önümüzdeki günlerde edeceğiz. Kafelerimiz çok güzel, farklı, yenilikçi alanlarda kendilerini ifade edebildikleri işler kuruyorlar. Hem ekonomiye hem toplum açısından katkılarını en üst seviyede gösteriyorlar. Şimdi açıkladık en son Sayın Başbakanımız da göreve geldikten sonra biliyorsunuz bir ay boyunca kamu görevlerimizle ilgili toplu sözleşme sürecini yürütürken ilk faaliyetimiz engelli ataması oldu. Bu dönem için yapılan, benim için bu da çok anlamlı. 2500 kardeşimizin atamasını gerçekleştirmiştik ama kardeşlerimiz bunun yetersiz olduğunu, bu alanla ilgili biraz daha imkan sağlanması ile ilgili taleplerini ilettiler. Ben de kendilerine söz vermiştim. Sözüm şu oldu, bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağım, elimden geleni yapacağım. Bu tekrardan bir atama imkanı ile ilgili Bakanlar Kurulumuzda bir sunum gerçekleştirdik. Tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla engellilerle ilgili konularda çok yakın çalışıyoruz. Bakanlar Kurulu'nda onun da desteğiyle biz önümüzdeki dönem için hükümetimizden bir 5000 kişilik engelli ataması imkanı da sağlamış durumdayız. Ha, çok 2500, büyük bir müjde. Evet, 2500'ünü Mart ayında atayacağız. Tabii biz bunu yaparken EKPSS sonuçlarıyla ilgili de onları rahatlatıcı adımlar attık. Sınavların geçerliliğini ki bu da basında biraz yanlış anlaşılmış. Normal KPSS gibi anlaşılmış galiba ama biz engelli KPSS'si ile ilgili olarak düzenleme yaptık. Sınav sonuçları 4 sene boyunca geçerli olacak. Tekrar daha sınava evet, yani. Girebilirler. Girdikleri takdirde de en yüksek puanlarıyla biz işlem yapacağız. Eskisi daha iyisi o geçerli. Evet, yani. Hangisi iyiyse. Yani bunun stresini yaşamasınlar istedim. Hepsi işte puanımız yanacak, bir daha büyük girersek altlarda kalacağız da, vesaire diye çok telaşlıydılar. Onların içini böyle rahatlatmaya çalıştık. Şimdi de tabii bu atama imkanı oluşturduk. Yeni bir tartışma başladı. Ben onların aileleriyle birlikte bu alanla ilgili işlerinin rahat etmesi için çaba gösterdim aslında bu süreçte. Tabii bu yeni tartışmayı olunca da üzülüyorum. Nedir yeni kendilerini tartışma? Yıpratmasınlar, üzülmesinler. Orta öğretim var atamalarda, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans şeklinde her grup kendisiyle ilgili alanın daha fazla atanmasını istiyor. İşte evet, ilkokul evet. mezunu daha çok atayın. Çok ciddi forumları da ben takip ediyorum. Her yerde yazılanı da okuyorum. Bu konuyla ilgili çok zaten. Evet bir tartışma var. Hiç onlar kafalarını bunlarla meşgul etmesinler. Biz bunu kamu kurum ve kuruluşlarımızdan talepleri alıyoruz. O taleplerin durumu neyse ona göre sayıları belirliyoruz. O evet. alanda açık neyse o yüzden Mart ayına gelmeden önce inşallah dengeli, adaletli bir biçimde tüm durumları göz önünde bulundurarak biz uygun şekilde bu eğitimle ilgili sınıflandırmayı gerçekleştireceğiz. Evet. Üzülmesinler. Gençlerimiz yormasınlar. Evet. Şimdi soru 3 dakika kalmış kalan süremizde. Çünkü hem asgari ücretle ilgili bir çalışmanız var onu dinlemek isteriz ama gençlerin istihdamı ile ilgili ne yapmaktasınız? Gençlerden de çünkü çok sayıda soru geliyor.
üzerinde en temel olarak çalışmamız gereken, yani bugün ve yarın da her zaman gençler. Genç nüfusu çok yoğun olan bir ülkeyiz. Şu anda bir fırsat penceresi olarak gençlerimizin enerjisi, sinerjisi, dinamizmi bizim için önümüzde duran bir potansiyel alan. Bunun doğru şekilde yönetilmesi, planlanması çok önem arz ediyor. Gençlerimizle alakalı olarak yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Bir işkur faaliyetlerimize biz gençlerimizin daha fazla ilgi alaka göstermesini arzu ediyoruz. Eğitim programlarımız başta olmak üzere. Onlar kadınların daha gerisinde mi bu talep konusunda? Kadınların daha gerisinde. Şu anda Türkiye olarak yaşadığımız ve üzerinde çalıştığımız alan ne eğitimde ne de istihdamda olan bir genç kitlemiz var. %24'lük. Bu dünya ülkelerinde atalet oranı deniliyor. Genelde normalde %15 seviyelerinde. Biz evet. Tabii ülkemizin şartları sebebiyle ailelerimizin geçmişten beri böyle bir kamuda çalışma konusunda ciddi bir bakış var biliyorsunuz. Bu bakışın bunu değiştirmemiz için lazım. Evet. Bu zihniyetin değişmesi inşallah. Gerekiyor. Gençlerimizi suçlamıyorum ben bu konuda. Ailelerimizi de suçlamıyorum. Ama bu zihniyetin değişmesi kendimizin gerekiyor. Kendimizin bu konuda inşallah Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı olarak hem zihniyetin değişmesi, hem gençlerimizin özel sektörde, çünkü bu ülkenin her alanda çalışacak insana ihtiyacı var. Yani mühendis evet. olacak, doktor da olacak, hemşire de olacak tabii ki ama birçok üretim alanı ve katkı sağlanacak alan var. Ve gerçekten çok kıymetli gençlerimiz var. Bunu gençlerle birlikte biz başarmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu bütün 53 tane gençlik STK'sı ile birlikte büyükler olarak bizler oturup onlar hakkında politika oluşturalım anlayışını da ben reddediyorum. Onlar ne düşünüyor? Onu sorduk kendilerine. Neden bu rakamlar bu şekilde diye. Ne onların diyorlar? Ağzından çözüm önerileri. Çok yenilikçi, çok güzel çözüm önerileri var. Bunlarla ilgili önümüzdeki dönemde adımlarımız atacak olacak ve gençlerle birlikte bu alanda yol alacağız inşallah. Peki asgari ücret, çünkü herhalde önümüzdeki hafta başlıyorsunuz değil mi? Aralık tespit ayının ilk çalışmaya. Haftasında Hı. başlayacağız. Tabii asgari ücret tespit komisyonu üçlü yapıda çalışma yapan bir komisyon. İşçi, işveren ve hükümet olarak hep birlikte değerlendiriyoruz. İnşallah uygun şekilde ülkemiz açısından bir denge ücreti, sosyal bir ücret. Bunun öneminin de farkındayız. Tüm süreçleri de etkileyen bir ücret aslında. Birçok alanla da bağlantısı var. İlgili paydaşlarımızla birlikte, uzmanlarımızla birlikte süreci başlatacağız. Yıl sonuna kadar toplantılarımızı yapıp 9.6 milyon kişiyi ilgilendiren de bir süreç. Farklı kademelerde, yani o kadar kişi asgari ücret alıyor anlamında demiyorum. Evet. Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğimiz vardı işverenlere yönelik. 100 TL'lik bir 120 TL'lik top sözleşmeli iş yerlerinde 164 TL'ye kadar çıkan bir devlet katkımız vardı. Bundan faydalanan sayısı şu anda 9.6 milyon olduğu için ifade ettim. Tüm kesimler açısından, işçi açısından da önemli bir ücret, işverenler açısından da önemli bir ücret. İşveren boyutu çok önemli. Çünkü bu konu konuşulurken hep sanki sadece kamunun, yani iktidarın, hükümetin meselesi gibi algılanıyor. Oysa ki işveren açısından da çok önemli bir tarafı var. Yani bu üç tarafın da iknası gerekiyor. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Zamanımız ediyorum. Burada doldu. Çok çabuk geçti aslında. Çok, evet, çok çabuk geçti. Yani söylemiştim, daha çok sayıda soru vardı aslında. Bu iş güvenliği, iş kazaları başlı başına bir alan konuşulması gereken. Biz sizi yine davet edelim İnşallah. Şimdiden. Şeyden önce bir sözünü alalım muhakkak. Sözünü alalım canlı yayındayken. Özellikle taşeron konusunu hallettikten sonra muhakkak. Evet. Detaylarını anlatmak için de gelelim. Çok memnun oluruz. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlerimize hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olun. Güzelliklerle dolu olsun günlerimiz inşallah. Pozitif. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Süleymanoğlu da tekrar Allah'tan rahmet dileyerek programımızı kabul Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu bizimle birlikteydi. İlk yayınıydı. İlk özel yayınıydı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. İnce Fikir burada sona eriyor. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. İyi pazarlar.